Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Beşinci kitaptayız. Sekiz ciltten oluşuyordu ve e, hac bölümü, e, hacdan bahsederken tabi Mekke'den de e, bahsediyor. 785. E, hadis-i şerifte, e, An-üsa bin Zeydin radıyallahu anhuma. Evet Üsame bin Zeyd'den rivayet edilmiş. Ennehu kâle. Dedi ki ya Resulallah eyne tenzilu fi darike bi Mekke'te. Evet ee, bu e, tenzilu inmek. Mekke Mekke'de nereye ineceksiniz? Fi darike evine mi ineceksiniz? Yani kendi evine mi ineceksin dedi. Dar Ev demek, yurt demek. E, fekale e, de buyurdu ki hel tereke bıraktı mı akilun min riba'in ev durin. Bu riba e, bu da konaklama anlatıyor. Yurt anlatıyor. Menzil anlatıyor. Dur zaten evler demek. Bu darın çoğulu. Yani akil kim? Akil ise Ebu Talib'in oğlu Akil. E, ee, akil burada bir e, ev, bir e, konak bıraktı mı ki? Ve kâne akil e, Ebu eba talip. Hüve ve talip. E, akil ve talip Ebu Talib'e varis olmuşlardı. Bu verise mirasçı olmak demek. Talip ise onun kardeşi. Zaten Ebu Talip derken Talib'in babası demek. Velem yerithu Cafer ve la Ali radiyallahu şey şeyen. Yani, Cafer ve Ali e, bir e, babalarına bir şeyle mirasçı olmamışlardı. Yani onun mirasından bir şey almazken e, bu Akil ve Talip Ebu Talib'in mirasını almışlardı. Ennahuma çünkü Cafer ve Ali kana müslimeyni İkisi de Müslüman idiler ve kana Akil ve Talip kafireyni. Onlar ise inanmamışlardı. Yani akil ve talip ise kafir idiler e, diyor. E, burada bazı ulema e, ki e, fakihi olacaktır. Resul Ekrem'in bu hadiste bahis buyurduğu ev Haşim bin Abdülmenaf'ın evi idi. Haşim öldükten sonra oğlu Abdülmuttalib'e kaldı. Abdülmuttalib de çocuklar arasında taksim etti. Resul Ekrem de babası Abdullah'ın mirasını aldı ve burada dünyaya geldi demiştir. E, ve şöyle aşağıya baktık. Fethi Mekke'den sonra taraf-ı Risaletten de küffar-ı Kureyş'ten Müslüman olanların kulübünü telif için tasarrufat-ı cahiliyeyi ipka buyurmuştu. Yani cahiliye döneminde kim ne aldıysa onları elinde bıraktı. Sırf kalpleri İslam'a ısınsın diye. Dolayısıyla yine bu mülk Akil'in uhdesinde kaldı. Akil'in vefatında Haccac-ı Zalim'in kardeşi Muhammed bin Yusuf tarafından 1100 dinara 1100 dinara satılana kadar çocukların tasarrufunda kalmıştır diyor bu ev 786 hadisi şerif an Ebi Hureyre radıyallahu anh hale hale Resulullah in, sallallahu aleyhi ve sellem hine erade kudume Mekke e, Mekke'ye gelmek dilediği zaman e, menziluna dedi ki bizim menzilimiz evimiz gaden bu gaden yarın veya öbür gün manasında. Veden inşaallahu teala bir e, bi hayfi beni kinane beni kinanenin e, yurdu olacaktır. Bu hayf yurt manasında. Haysu e, o yer ki tekasemu alel kufri yani küfür üzere orada yeminleştiler. Yemin etmişlerdi. Yani zalikel muhassab. Buranın ismi muhassab idi. Ve zâlike enne Kureyşen, Kureyşen ve Kinane e, teha, tehalefet. Bu tehalefet, tekasem aynı manada. Tehalefet, yeminleştiler. Ala beni Haşim, Haşim oğullarına karşı ve beni e, Muttalib, Muttalib oğullarına karşı. En la yunakihuhum, onlarla evlenmemek üzere. Ve la yubayi'uhum, ve onlara bir şey satmamak üzere. Hatta yuslimu ileyhim en nebiyye, sallallahu aleyhi ve sellem ta ki peygamberi kendilerine teslim edinceye kadar yani o abluka dönemi evet burada şöyle baktığımız zaman bir detay vermemiş çok fazla o işte abluka dönemi ile ilgili detayları vermiş ve 787. hadis-i şerife geldik an Ebu Hureyre radiyallahu an anen sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre nakletmiş. Gale buyurdu ki yuharribul kâbete Kabe'yi tahrib eder. Tahrib etmek, yıkmak yani. Zû es suveygateyni minel habeşe Habeşlilerden iki cılız bacaklı diyor. Bu süvey, e, iki cılız bacaklı demek. Bu birisi tahrip edecektir. Ahir zamanda demiş. 788. hadis-i şerif. An Aişete radıyallahu anhuma galet dedi ki kanu yesumune aşura e. et evet, e, oruç tutarlardı kimler yani cahiliye döneminde Araplar oruç tutarlardı aşura aşura günü yani Muharrem'in 10. günü oruç tutarlardı kable en yufrada ramazan ramazan farz kılınmadan önce yufrada farz kılınmak ve kâne yevmen ve o gün ne olurdu? Tusteru fihil kâbetu. Kabe örtülürdü. Yani Kabe'nin örtüsü yenilenirdi, değiştirilirdi. Bu tusteru setretmek, örtmek demek. Felemma feradallahu ramazane Allahu Teala Ramazan'ı farz kılınca kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men şâe en mehu kim onu tutmak isterse yani Aşura'nın 10. gününü yine tutmak isterse fel yesumhu onu tutsun ve men şae en yetrukehu kim de onu terk etmek isterse fel yetruku isterse terk etsin e, buyurdu yani tutmasın. 789. hadis-i şerif An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den e, Said e, Ebu Said el-Hudri nakletmiş. Kale e, buyurdu ki le yuhaccenne e, hac edilecektir mutlaka. Buradaki nun sonundaki nun pekiştirme anlatıyor. Tekit nunu. Baştaki lam da pekiştirme anlatıyor. Yuhaccenne kesinlikle hac edilecektir. El beytu kabe e, ve le yu'temeranne ve umre eda edilecektir. E, ba'de hurucu yecuc ve mecuc. Ye yecuc ve mecuc çıktıktan sonra da Kabe tavaf edilecektir, hac edilecektir ve umre yapılacaktır buyurdu. 790. hadis-i şerif An İbni Abbas radiyallahu anhuma evet ondan nakledilmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gale buyurdu ki ke enni bihi esvet ben şu an sanki esvet yani siyah birini görür gibiyim. Efhaç Fh yani iri ayaklı, iri ayaklı siyah birini yakla uha haceren haceren yani kabe'nin duvar taşlarını birer birer bakın hacer hacer taş taş söktüğünü yakla u sökmek koparmak söktüğünü görür gibiyim siyah iri bacaklı birinin yukarıda bu iri ayaklı yukarıda ince bacaklı demişti belki iki ayrı kişi de olabilir. Burada da bakın iri ayaklı siyah biri. Koyu siyah biri. 791 An Ömer Ömer bin Hattab radıyallahu anh ondan nakledilmiş. Ennehu ca'ilel haceril esved Haceril esvede geldi fe -kabbelehu. Onu öptü. Kabele ne? Öpmek demek. Haceril esvedi öptü. Ve kare dedi ki inni ben alemu enneke hacerun. Yani senin bir taş olduğunu biliyorum la tedurr ve la tenfeu yani zarar vermeyen fayda vermeyen bir taş olduğunu. Ve levla enni ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbilu kemâ qabbaltuke. Yani Allah Resulullah sallallahu aleyhi seni öptüğünü görmeseydim. Bu levla enni ra'aytu görmeseydim değil <laughs> mi? Görmeseydim ma <laughs> qabbaltuke. Ben de seni öpmezdim demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peki şöyle 792. hadis-i şerife geldik. An Abdullah ibn e, Ebi Evfa radıyallahu anh, ondan nakledilmiş. Gale dedi ki: "Yani Temara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yaptı. Fetafe bil beyti. E, evet Kabe'yi tavaf etti ve salla ve namaz kıldı halfel mekami. Yani makam İbrahim'in arkasında namaz kıldı rak'ateyni iki rekat namaz kıldı ve ma'ahu men yasturuhu minen nas. Ve insanlardan onun etrafını örten yani insanlar onun etrafını örtmüşlerdi. Ve ma'ahu onunla beraber men kimileri yasturuhu onu örtmüştü minen nas insanlardan. Fekale raculun ve bir adam ona dedi ki e dehale Rasulullah e yani Resulullah girdi mi Sallallahu aleyhi ve sellem el Kabe'de? Kabe'ye girdi mi diye sordu. E bunu rivayet eden bakın Abdullah bin Ebi Evfa o da ne diyor? Kâle la. Hayır. Kabe'ye girmedi diyor. Veya o işte onu örten kişiye soruyor. Girdi mi diye. O da girmedi diyor. 793. hadisi şerif ee, an İbni Abbas radıyallahu anhuma kâle inne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem lemma kadime e, evet geldiği zaman nereye? Mekke'ye geldiği zaman eba en yedhulel beyte e, yani Kabe'ye girmekten kaçındı. Bu eba kaçındı demek. Sakındı. Ve fihi içinde vardı el alihetu yani putlar vardı Kabe'nin içinde. O yüzden girmedi. Fe emera biha ve onlar için emretti fe uhricet ve o putlar çıkarıldı fe ahracu ve çıkardılar sureti İbrahim ve İsmail fi edi himal ezlam İbrahim ve İsmail'in resimleri bakın suret burada onların güya işte resimleri de vardı içeride fi edi hima el ezlam ve o resimlerde İbrahim ve İsmail'in elinde fal okları vardı Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Qatalehumullah. Allah onları kahretsin. Ema vallahi kat alimu yani gerçekten bu ema bakın dikkat edin pekiştirme anlatıyor. E, i̇yi bilin ki vallahi kat alimu. Onlar da biliyorlar ki, bilmişlerdir ki ennehuma o ikisi yani İbrahim ve İsmail lem yestaksima biha. Yani bu faloklarıyla kısmet aramadılar. Yani bu fal oklarını falan hiç kullanmadılar. Böyle bir şeyle alakaları yoktu kat kesinlikle halal beyte bunun üzerine yani temizlendikten sonra Kabe'ye girdi. Fe fi nevahihi onun kenarlarında, içlerin içinde tekbir getirdi. Ve lem yusalli fihi ancak orada namaz kılmadı diyor. Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma böyle nakletmiş. Burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah diğer hadis-i şerifle devam edeceğiz. الى شمسك تليلا، الحمد لله، إمانة تقولون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.